Selim, bu çocuğun bu hali ne peki o zaman? Bir gelsin makyajlı hali. 9 aylıkken makyaj yapılmış. O her şeyi boş ver. Evet, onu da ben yaptım değil mi? Bir Halime Hanım bir şeyler konuşsun, çocuklar konuşsun. Açıklama yapabilirim Nidem Hanım. Orası benim evim değil. Dudağındaki ruj var çocuğun. Çocuk da senin evet, çocuk değil. Evet, tamam açıklama yapacağım. Tamam, Ozan karışma, bir dinleyelim. Orası benim evim değil. Misafirliğe gittiğimizde çocuk şöyle oyuncaklara oynamıyor. İşi çıpça için benim şöyle rujum vardır. Açsan açılmaz. Ben bile zor açıyorum sıkıp da. Onu veriyorum, ısırıyor. Onu ısırmaya çalışıyor. Dişleri çıkacak. Oradaki Nar abla bir sür görelim dedi. Ne dediler? Senin aklında deneyelim dediler. Çocukta. Evet. Niye sen de denemiyorsun, çocukta deniyorsun? Ben normalde arada bir yapan insanım. Ben devamlı makyaj yapmıyorum. Kim dedi sana çocuğa makyaj yap diye dene diye? Gittiğimiz kişinin çocukları. Kim? Ya gittiğimiz kişinin çocukları değil mi? Açık konuş. Zekosan çocukların diyor. Evet. Ya sen çocuk aklıyla... Öyle bir şey yapamaz. Sen çocuk aklıyla ben şey yapsak... Ben sürdüm Nidem Hanım. Hemen sildim. Niye fotoğrafını çektin? 2 dakika tutmadım. Neden fotoğrafını çektin? Nidem Hanım. Dur, bir saniye ben bir soru soruyorum. Lütfen karışmayın. Sadece ben bu zamana kadar çocuğuma bir defa ruj sürdüm. Onda da 2 dakika durmadan hemen ıslak mendille sildim. O videoda da uyanık değildi. Yalama şansı bile yok. Uyuyordu. Abla kalıcı ruj. Kalıcı ruj değil Didem Hanım. Benim kalıcı de şu anda dudağımda var. Aynı dudağında var. Da, bana da aynı anda konuşmayın. Çıkıyor. Ozan bunu nerede sürdü bu ruju? Sen ne biliyorsun? Söylesene. Ya ben fotoğraf olarak gördüm abla. Ben rujlu haliyle görmedim. Ben arkadaş dışarıdaydım. Oje sürdü, ponteden sürdü diyor. Ben, evet, dedi, oje de sürdü abla. Bunları kesinlikle kabul etmiyorum. Gördüm, ben abla, yapmadım. Gördüm abla. Kendi gözlerimle gördüm. Ne sürdü çocuğunu? Çocuğun parmaklarını oje sürmüş. Hayır. Kızım dedim, bunu çocuk ağzına soktuğunu dedim. Ben bu ağzına kalmaz mı? Kesinlikle sürmedim. Didem Hanım sürdü kesinlikle abla. Sürmedim. Bakın ben yaptığımı kabul ediyorum, söylüyorum. Doğru mu? Doğru. Ya tabii burada resmi var, kabul edeceğim. Ama ben onları yapmadım diyorum. Honda dendir. O keşke o tırnakların halinde çekseydim. Gördüm diyor peki Ozan. Gördüm abla. Didem Hanım gerçekten yapmadım. Niye öyle söylüyor Ozan? Didem sence? Hanım ilk yayına çıktığı gün. Hatırlıyorsunuz değil mi ilk yayına çıktığı evet. gün? Birkaç gün öncesi. Evet. Yayın bittikten sonra benim kuzenim Ozan Bey'i arayıp da çocuğunu gösteriyor. Hı. O gün konuşma görüntülü, olduk. Görüntülü evet, konuşuyor. Evet. Gösterdik. Hatta ekran görüntüsü aldık. Arkadaşlara da verdik. Yo, ekran görüntüsü bende var. Yani şey. Evet. Verin o ekran görüntüsü verin. Tamam. Telefonu kapatmadan önce ben çocuğumu senden aldım. Senin yapacak hiçbir şeyin kalmadı diyor. Ben çocuğumu artık senden aldım diyor. Hı. Peki benden alıp da annesinin evinde büyütecekse annesinin evinde bir tane video daha yolladım arkadaşlara. Hangi? Söyle verdim. Videoyu. Söyle videoyu. Ne oldu? Videoda tüfek var. Yerde çocuk ulaşabilir. Hı hı. Çocuk ona ulaşmaz kızım, ulaşmaz. Tüm o eve benim çocuğum gitmiyor. Herkesin çocuğu gidiyor torunlarına. O videoyu silahlarla olan silahları da o silah meselesini evet. konuştuğumuzu hazırlar mısınız? Var video yani şeyde. Yani o tüfek ağzı dolu. Dur Halime Hanım, dur Halime Hanım. Tüfeğin şeyini var Halime Hanım. Ben silah, bir dakika, bir dakika. Tüfek bir saniye. Yani dur Recibe, Halime Hanım. Çocuk yetişemez. Halime Hanımcığım. Mümkünü yok, yetişemez. Halime Hanım, ben görüntüyü gördüm. Silah köşede duvara yaslanmış durumda. Asılmamış. Evet. Duvarda yerde duruyor. Silahı alsa çocuk Allah korusun yani. Evet. Çocuk oraya varamaz. Tamam neyse onu, o meseleyi birazdan konuşacağız. Allah aşkına. Yani hocam makyaja ne diyorsunuz ya? Bu nasıl bir açıklama ya? Yani inanılır gibi değil. Şimdi şöyle Didem Hanım, bir kadının doğum yaptıktan sonraki ilk bir yıl maalesef ruhsal anlamda en sıkıntılı olduğu dönemdir. Necibe de muhtemelen bayağı sıkıntılı dönemler geçirmiş. Bayağı çalkantılı dönemler geçirmiş. Hala da geçiriyor belki. Ben çocuğumu tek başıma büyüttüm. Eşim bana çocuk konusunda hiçbir ama türlü yardım Necibe, etmedi. Necibe sen de bir hatanı kabul edersen i̇şte sürekli savunma yapmak yerine hiç şöyle bir şey diyebilirsin. Evet yapmamam gerekiyordu. Evet gerekiyordu ama yaptım, kabul ediyorum. Evet bunu bir daha asla yapmam. Yapmadın neden yapmaman zaten. Gerekiyordu peki? Ne anladın? Neden Nidem? Çocuğun sana sağlığı için evet yapmamam gerekiyordu ama yaptım. Onların bunu kabul içinde ediyorum. Olan evet. Ama diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü yapmadığım bir şey. Ozan yapmadı yaptığımı mı? Yaptığımı yaptım yaptı diyorum. Yaptı abla. Her türlü yemin edebilir mi? Hayır. Yaptı. Ettik. Nerede yaptı? Birbirimizi kırdık. Her zaman yemin ediyorsun yapmadım. Ama boşa yemin ediyorsun. Bak çocuğun zaten hayır. Yeminlerinde çocuğu karıştırma bak. Sakın. Nidem Hanım. Çocuğu karıştırmıyorum. Ben kendi üstüme yemin ediyorum. Bir konuşsunlar, bitirsinler. Hı. Ben sana söz vereceğim Halime Hanımcığım. Yaptı abla. Hayır. Yaptı. Ne zaman ruju sürdü Allah aşkına çocuğa? Abla bu bir abimiz var. Abimizin oraya bıraktım ben bunları. Kaç ay önce? Bir yaş mı? Tahminen 2 ay önce, 3 ay önce falan. Yani o ev... Ya evin görüntüsünü ekranlara getirsenize ya. Ev berbat durumda. Şimdi... Bak Halime... Pardon Necibe, çocuk bakmak, çocuk dünyaya getirmek, o çocuğa bakmak, sağlıklı koşullarda bakabilmek,
hem sağlık hem ruh sağlığı hem beden evet. sağlığı anlamında birçok büyük sorumluluk ister. Aynen. Madem sizde bu sorumluluk yok, niye çocuk yaptınız bir? Tamam kardeşim. İkincisi o çocuğu yaptınız. Neden böyle ev bu koşullarda? Bakamıyorsan etrafındaki insanlara niye yardım istemiyorsun? Ben çocuğuma gayet düzgün bakıyorum. Hırpalamıyorum. Nasıl bakıyorsun? Necibe nasıl bakıyorsun? Baksana kurban olayım. Bu yeni için... mi bağlayın Didem Hanım? Yeğeni bağlayacak mı seni? Yeğeni kim? Kendisi. Bir saniye abla. Hangi yeğeni bağlayacak? Yengemi dedim. Yeğenimi demedim. Yengen? Bağlasınlar susun. Hangi yengen ya? Dur bağlansın. Bir saniye. Ben çocuğumu hırpalamıyorum. Çocuk doğdu doğalı. Ne Songül yengen geldi. Ne abinler geldi. Daha dün gittin oraya ya. Tabii çocuğu kaybetmemek için veya başkalarının yanında bakacaksın. Ben sizin gibi yalancı şahitler tutmuyorum. Ben yalancı şahit tutmadım ya. Ben ne yalancı şahit tutacağım? Tabii herkes suçunu inkar edecek. Herkes suçunun arkasında durmayacak. Ben yaptığımı yaptım diyorum. Fadime Hanım, Fadime Hanım siz torununuza kızınızın ruj sürdüğünü biliyor muydunuz? Hayır bundan haberim yoktu. Bana bir resmi yolladı. Dur bir saniye. Evet. Ben dinledim size. Sen de dinle. Anne. Bana söz verildi. Biliyor. Anlatır mısın? Kusum senin yalanlarından. Yok, sen bana resim yolladı. Anne beğendim. Kızım dedim ne yaptınız siz bu çocuğu dedim. Şebek yapmışsınız dedim. Annen fotoğraf attı. Pardon annene fotoğraf atıyorsun. Beğendin mi diye soruyorsun. Nasıl olmuş dedim. Kızım nasıl çocuğu olmuş, dedim. Sadece. Nasıl? Kabul ediyorum. Ben yaptığımı kabul ediyorum. Ya böyle yapılmaz. İyi olmamış mı? İyi tamam dedim. Güzel olmuş dedim ben de. Nesi güzel olmuş? Hayır direkt güzel olmuş efendim. Direkt güzel olmuş diye yazmış. Hayır. Direkt güzel olmuş diye ya yazmış. Ya Fadime Hanım çocuğa ruh sürün. Ben seni dinledim. Ben okudum. Ben seni dinledim. Ben senin lafına karışmadım. Sen de karışma. Yeter senin yalanların bak o zaman. Ne yalanı ya? Çocuğunu 8 ay evinde kaldım. Her gün kızını dövdün. Hayır. Her gün. Ben seni dinledim. Her gün dövdün çocuğu. Çaldırdım. Ben sana bağlanırım. Çaldırdı bütün... Sakin Fadime Hanım. Allah Bey bizi Allah aşkına amcası beni gördüğü halde amcası ne senin üzerine yürümüş tamam hata yapmış. Bütün çadırda beni konuyu değiştirme. Bana konuyu değiştirme. Konumuz bir dakika bir saniye konumuz çocuk. Çocuk ya Allah aşkına. Dedi. Yapma dedin. Nasıl ben de bir defa yaptım bir daha da yapmadım. Bir daha yapma dedim. Daha sonra diyor ki bak. İyi madem dedim ben kapattım konuyu. Bir daha da yapma dedim. Siz demedin mi? Hocam Allah aşkına ya. Bu kadar dedim ben. Dur, bir daha bir şey demedim. Dur. Bir anlamak istediğim bir şey var. Siz 8 ay bir beraber mi yaşadınız Fadime Hanım? Annesi mi? Evet abla. Hayır 8 ay değil. 8 ay beraber yaşadık. 8 ay değil. 8 ay değil. Daha ben ortada... Benim ustam bak. Benim ustam benim şeyle beraber çalıştım. Ustam da şahit. Bak oğlum diyor. Bana oğlum deme. Zaten oğlum değilsin sen. Benim hiç şeyim değilsin. Bunlar bizi suçluyor ama ben de onları öldürdüler. Benim yanımda... Tane nasıl yanında? Şimdi bir saniye kısa bir süre rica edeceğim. Fadime Hanım'dan da Fadime Hanım'dan da bir şey rica ediyorum. Bu evlilikte sizin görmediğiniz daha bitmemiş bir şeyler var. Rica ediyorum sizden.